Kapanışa doğrudan herkese merhaba efendim. İyi akşamlar dileyelim. Ben Gözde Özkösoğlu. Piyasalara dair son notları ve haber başlıklarını konuşacağız. Ve önce Cumhur Örnek olacak araştırma müdürümüz piyasalara dair son notları alacağız. Ardından da her zaman olduğu gibi Londra'da da Cüneyt Başaran bizlerle olacak ve sorularımızı ona yönelteceğiz. Şimdi neler konuşacağız, bir başlıklara göz atalım. İlk dört başlığımızda neler var? Piyasalarda olumlu hava devam ediyor. Tabii Avrupa'da normalleşme girişimlerinin satın alınmaya devam ettiğini söyleyelim. Ve özellikle tabii koronavirüs pandemisinden ağır hasar alan Avrupa karantina kurallarını esnetiyor. Az önce de Fransa'dan çeşitli açıklamalar geldi. Neydi bunlar? Kısaca onları da değinelim. Bundan sonrası için dükkanların açılması 11 Mayıs tarihi olarak belirlendi. Restoranların açılması için 2 Haziran tarihine dikkat çekildi. Ve ülke içerisindeki seyahatler limitlendi bundan sonrası için. Ve yine hükümet tarafından Eylül'e kadar büyük organizasyonların durdurulduğu, Eylül'e kadar yapılmayacağı da söylendi. Bu arada ABD'de tüketici güveni Nisan'da 86.9 oldu. Önceki 118.8'di. Orada da yine sert bir geri çekilme görüyoruz. Bu arada tabii hep negatif haberler değil, pozitif haberler de var. Aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen haberin detayını şöyle aktaralım. Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu çeşitli gelişim aşamalarında 115 COVID-19 aşısının tespit etti ve bunların da 5'i klinik deneylere başlanmış durumda. Bakalım hangisinden önce haber gelecek. Dileriz en kısa zamanda aşı tamamlanır. Dünyanın en büyük petrol ETF'inin Haziran kontratlarını satmasıyla ham petrol fiyatları sert düştü. Tabii sadece bu da değil, aynı zamanda ABD tipi ham petrol tarafında depo sorununa ilişkin endişelerle birlikte yine sert kayıplar vardı. Bugün gün içerisinde detaylarını konuşacağız. Bu arada tabii Fed'in toplantısı bugün başlayacak ve 2 gün süreyle devam edecek. Powell'ın özellikle mesajları dikkat çekici olacak. Çünkü acaba bu sıfıra yakın faiz politikası ne zamana kadar devam edecek? Buna dair sinyaller ve metinde bazı beklentiler var, orada olacak gözümüz kulağımız diyelim. Şimdi Cumhur Örneğe dönelim, araştırma müdürümüz. Cumhur merhaba, hoş geldin yayınımıza, iyi akşamlar. Bugün daha sakin nispeten piyasalardaki haber akışları ama pozitif bir haber olduğunu da söyleyelim. Neler fiyatlanıyor, detaylar neler, senden dinleyelim. Gözde iyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikli olarak istiyorsan senin de aktardığın bu Amerika'daki Conference Board tüketici güveniyle başlayalım. 120 seviyesinden bir önceki veri 118.8'e revize edildi. 87'ye gerilemesi bekleniyordu. 86.9 gelmiş. 2014'ten bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Richmond Fed İmalat Endeksinin de 2'den eksi 41'e gerilemesi beklenirken daha fazla bir gerileme var. Eksi 53. Dolayısıyla bu 2014 rakamını muhtemelen yarın daha fazla biz dillendireceğiz. Çünkü Amerika'nın büyümesi de yarın gelecek. O dönem ilk çeyrek büyümesi de negatifti. Muhtemelen yarın da yine negatif bir daralma ile birlikte Amerikan ekonomisini tartışacağız. İkinci taraf zaten ikinci çeyrek için beklentiler de son derece olumsuzdu. Ekonomilerin ne kadar hızlı açılacağı ile ilgili temel sorun var. Fransa'yı aktardın. Fransa'yı sen aktarırken euro dolara biraz gözüm ilişti. Son 2 saat içerisinde 1.0890'a kadar giden euro doların 1.0850'ye çekildiğini gördük ki burada da Fransa'nın tedbir, evet açılış var ama yine tedbirli bir şekilde işte alışveriş merkezlerinin virüsün yayılmasıyla ilgili daha tedbirli olunmasıyla ilgili orada bir başlık dikkatimi çekti. Büyük organizasyonların yine Eylül'e kadar ertelenebileceği ile ilgili haber yine bu noktada bundan sonrası için ekonomilerin ya da tüketimin başlaması adına nasıl bir strateji izlenecek ve tüketiciler de buna nasıl reaksiyon gösterecek? Herhalde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi o olacak. Petrol tüm gün boyunca eksideydi. Sen yayına başladın, artıya geçmiş durumda. Amerikan ham tipi petrol Haziran kontratı 13 seviyesinde güne %20'lik bir düşüşle başlamıştı. 10'a kadar, 10.07'ye kadar gerilemişti. Şu an biraz toparlıyor. Orada da herhalde bu Amerika'daki ETF'in Haziran vade, Temmuz vadeye geçişi. Hatta birazcık daha yakını incelediğimiz zaman kontratlardaki açılmış pozisyon sayısına Eylül'e aralığa kadar giden rakamlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun açıklaması vardı. 1.3 milyar dolarlık bir zarar oluşmuş. Bunun 400 milyonu gerçekleşmiş işlemlerden, diğer tarafı ise piyasa değerlemesiyle yapılmış olan güncellemelerden. Dolayısıyla hikayenin bir boyutu bu. Covid-19 ile ilgili olarak gelişmekte olan ülkeler ne yapıyor dersen eğer, Eurobond ihraççılarına hız vermişler diyebilirim. Geriye dönüp baktığımızda normalde yeni yılla birlikte Ocak ve Şubat ayında
yeni ihraçlara hız verirdi gelişmekte olan ülkeler. Son rakamlara baktığımız zaman Nisan ayında bu ihraçların toplamının 50 milyar doları geçtiğini görüyoruz gözde. Dolayısıyla bir taraftan faizler düşüyor. Buradan nemalanmak isteyen, bir taraftan para arzı artıyor. Yine buradan nemalanmak isteyen ülkeler, ki bunların içerisinde Meksika, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan'ı koyabiliriz. Bunların bazıları yatırım yapılabilir, bazıları değil, ama bu çıkan COVID-19'la mücadele kısmında bütçelerini finanse edilmek ya da bu ödemeleri finanse etmek anlamında düşen faiz ortamında artan parasal genişleme ile birlikte sanki ihraçlara doğru yol almışlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla fiyatlamalar açısından evet, şu anda S&P'ye bakıyorum, Dow Jones'a bakıyorum, %1.3'lük yukarı hareket var. Nasdaq bu zamana kadar oldukça dirençliydi, hatta artıda kalmıştı. Sanki şimdi orada biraz hız kesmiş gibi gözüküyor. Nasdaq'ta getiriler sadece %0.2. Amerika'da bilançoların bazıları beğeniliyor, bazıları beğenilmiyor. Beğenilmeyenler tarafında bugün Caterpillar'la 3M'i biraz ön plana çıkartabiliriz, ama benim bugün hani iki tane ne dikkatini çekiyor dersen, herhalde dünden beri açıklanan banka bilançolarında ayrılan karşılık rakamlarının geçtiğimiz döneme göre ciddi anlamda yükselişi olması. İkinci nokta da şu, şirketler 2020 için sözlü yönlendirmelerini artık düşürüyor. Yani rakamları güncellemekten ziyade artık bir sözlü yönlendirmede bulunmuyorlar. Bununla ilgili olarak bugün şöyle hızlıca sayacak olsam, 3M, Xerox, PepsiCo, UPS 2020 için sözlü yönlendirme yapmadılar. Dolayısıyla bu tip bir ortamda şirketler artık önümüzdeki dönem içerisinde belirsiz ortamda yatırımcıları rakamlarla beslemiyorlar. Sadece şu anda benim anladığım kadarıyla piyasa, kural koyucular, merkez bankalarının para politikası ve setleri ve COVID-19'un yayılma hızıyla bir yön bulma iştahı içerisinde. Dolayısıyla buradan başka bir çıkaracağımız nokta, belki son olarak da VIX endeksine noktayı koyabiliriz. 80'lere, 85'lere kadar yükselmişti biliyorsun bu Mart ayındaki borsalardaki sert satışlar varken, şu an gelinen nokta 31'e işaret ediyor. 31.65 seviyesindeyiz. Dolayısıyla oynaklık tarafında sanki kötü birazcık daha geride kaldı. COVID-19 ile ilgili genel anlamda senaryolar ve yayılma hızıyla ilgili biraz daha öngörülük var. Tek şu anda herhalde piyasaları bir noktada daha ileriye itebilecek ekonomilerin açılırken ikinci dalganın olmuyor olması. Dolayısıyla piyasanın bundan sonra takip edeceği nokta bu olacaktır diye düşünüyorum ve sözü sana tekrar bırakıyorum. Peki Cumhur, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından Cüneyt Başaran'la sohbete başlayacağız. Evet, kapanışa doğru devam ediyor. Cüneyt Başaran'a döneceğiz. Londra'da her zaman olduğu yerinde bizi bekliyor. Cüneyt merhaba, hoş geldin yayınımıza. Şimdi COVID-19'a karşı şöyle bir toparlama yaparak başlayalım dilersen. Çünkü hem haber akışı hızlandı, aşı haberleri var. Bir yandan da tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün daha önce söylemiş olduğu açıklamalar aklımıza geliyor. Bir de yeni açıklaması var. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü salgın bitme noktasından çok uzak dedi. Daha önceki açıklamalarda biliyorsun 30 Ocak'ta Çin'e kısıtlamalar yapılmaması hakkında bir çelişkili açıklamaları vardı. 3 Şubat'ta keza yine Çin'e karşı ticaret ve seyahat yasakları ile ilgili durdurulmamasına karşı yine açıklamalar vardı. Bugün mesela bakıyoruz, yine Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklama var. Eski normale dönüş olmayacağını ve hükümetlerin istihdamla ilgili önemli adımlar atması gerektiğini yine vurgulamışlar. Şimdi burada tabii genel olarak şunu sormak istiyorum. Bu süreç içerisinde pek çok ülke aslında bununla mücadele anlamında sınıfta kaldı. Hatta biz bunları seninle kıyaslarken Türkiye tarafında özellikle nasıl öne çıktığımızı da vurguluyorduk. İşte Türkiye'de atılan adımlar, özellikle sağlık sektörünün çok iyi konumlanmış olması vesaire. Şimdi tabii başta Trump da eleştiriliyordu. Neyse, sonuç olarak COVID-19'da bundan sonrası için, koronavirüs öncesi sonrası eğer tartışacaksak, şimdi Çin'in acaba konumlanmasında bir değişikliğe gidilir mi? Hem ticari anlamda soruyorum, daha önce seninle konuştuğumuz yumurtalar aynı sepete konmasın minvalinde. Hem de tabii şu anlamda, biliyorsun daha önce İtalya tarafından da açıklamalar gelmişti. Bunun faturası tazminat anlamında Çin'e kesilir mi? Yani COVID-19'un suçlusu aslında kim diye böyle zor bir soruyla başlayalım dilersen. Gözde, aslında soru zor ama bu beyin jimnastiği her yerde yapılıyor. Tabii herhangi bir ülkeyi suçlu ilan etmek
Çok güçlü bir söylem. Dolayısıyla burada herkes dikkatli oluyor söylemlerinde ama Batı dünyasında işin maliyeti arttıkça ve işte belki birazdan detaylarına gireriz. İşte insanlar işten çıkartılmasın diye harcanan paralar milyar dolarları, euroları, poundları geçip artık bir an evvel ekonomiyi açmalıyız. Çünkü buna dayayacak gücümüz kalmıyor söylemleri bir yandan çıkarken öbür taraftan da bu iş nasıl oldu? Nasıl bu kadar ciddi bir kayıp verdik? Bu kadar işsizlik, bu kadar ekonomide kayıplar ve özellikle de 2021'e ne kadar hazırlıklıyız soruları soruluyor ve aynı zamanda iki şeyin üzerinde duruluyor Gözde. Birinci konu, yeniden işler normale dönmeye başladığında işte Çin'in ya da diğer ülkelerin, Çin başta ama diğer gelişmekte olan ülkelerin ama daha çok altı çizilen konu Çin, düşük iş güçlü ya da doğrusu düşük maliyetli iş gücü avantajı, çok economies of scale denilen çok yüklü miktarda üretim yapabilme kapasitesi, lojistikteki stratejik avantajları bir araya gelip yeniden Batı'ya rahatlıkla mal satabildiği bir düzen ve tedarik zincirinde Çin'e bağlı bir düzen mi olacak? Birinci konu bu. Bu konuyla ilgili çok fazla kafa yoruluyor. İkinci konu da Batı hem algısını düzeltmek için bir yandan, çünkü hani son 100 yılda herhalde Batı dünyasının böyle beynimize nakşettiği bir duruş var. Nedir o? Teknolojik olarak, planlama olarak, ekonomik olarak son derece ne yaptığını bilen ve oldukça da dünyanın geri kalanından ileride bir durum var. Ama bugün görüyoruz ki bir virüs bu algıyı bir anda yıktı. Dolayısıyla bir de bu algının düzelmesi var. Bu sebeple bu ikisi bir araya geldiğinden dolayı Gözde, Batı dünyası bir yandan toparlanmaya çalışıyor, bir yandan da hakikaten hem algı anlamında, psikoloji anlamında hem de ekonomik anlamda faturayı bir yere çıkartmaya çalışıyor. Bu ülke kim olur? Bahsedildiği gibi Çin hedef noktasında ama hangi donelerle Çin'i gerçekten daha iddialı sallarla eleştireceksiniz ya da bu konuda işte Çin'i itham edeceksiniz diyelim. Ya da ilerlediğiniz bu konuda Çin'den gerçekten bu fatura ettiğiniz şeyi nasıl rücu edeceksiniz? Bunların hepsi önemli konular. Ama Batı dünyasında tartışılan konular, buradan da şuraya bağlıyorum. 2021'in ekonomik olarak nasıl olacağı, hangi ülkenin nasıl bu işe gireceği, avantajlı, dezavantajlı konuların yanına mutlaka Gözde bir noktada Çin'le Batı arasında tırnak içerisinde COVID-19 hesaplaşmasını bir kenara koyalım. Bu şu an daha felsefik bir tartışma, daha siyasetçilerin ağzından böyle yavaş yavaş dökülen cümleler olarak geliyor ama aylar ilerledikçe bunun ekonomik yaptırımlar tırnak içerisinde ya da işte sermayenin yönlenmesine bazı ket vurmalar ya da ilişkilerin, ticari ilişkilerin belli bir safhaya dondurulmaya çalışılması gibi farklı emarelerini görebiliriz. Sadece Çin de değil ama daha çok konuşulan ülke Çin tabii. Evet, şimdi Cüneyt, bu hafta büyüme verilerini de karşılayacağız. Hem Euro bölgesi hem ABD tarafında sert daralmalar göreceğimiz zaten aşikar. Seninle daha önce de konuştuk. Şimdi Euro bölgesi tarafında 7 yıllık büyümenin artık sona erdiği zaten konuşuluyor ve bundan sonrası için çeşitli rakamlar dile getiriliyor. Kabaca %3,5'luk bir daralma ilk çeyrek için konuşuluyor. Hatta ikinci çeyrek ve daha sonrası için de belki önümüzdeki dönemde daha sert daralmalar da gelebilir. Şimdi şunu tabii merak ediyoruz. Acaba dünyada hani biraz eşdeğer görülüyor ya, yani daha iyi bu işle mücadele eden, işte önümüzde hangi örnekler var? Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore gibi ülkelerde mesela daha hızlı ekonomiye adapte olunuyor. Her ne kadar turizm tarafını kapatamıyor ama ve de diğer hani işte perakende sektörü vesaire. Ama daha iyi bununla mücadele eden tabii daha hızlı normalleşme ve toparlanma sürecine giriyor. Dolayısıyla acaba Euro bölgesi bu anlamda genel anlamıyla hani İtalya örneğinden yola çıkarsak, İspanya örneğinden yola çıkarsak ne dersin, Avrupa Birliği en çok daralmanın yaşandığı dünyada yer mi olacak sence? Doğru. Yani Avrupa mesela gel işsizlik rakamları üzerinden gidelim Gözde. Amerika'nın rakamları çok ortada olduğu için belki Amerika'yı daha çok konuşuyoruz. İşte 5 haftada 26 milyon kişi Amerika'da işini kaybetti değil mi? Artık Bloomberg HT izleyenler bunu bu rakamı ezbere biliyorlar. Ve bu rakam, bu 26 milyon işsiz ya da işsizlik başvurusuna başvuran insan sayısı Amerika'da şu an için cari işsizliği %19'lara taşıdı. Belki bu bir nokta toparlayacak, yeniden %12'lere, 13'lere ineceğiz yıl sonunda ama çok yüksek bir rakam. Peki Avrupa'da ne durum? Avrupa'da aslında çok da farklı değil. Yani bugün Financial Times'ın da bir makalesi vardı bununla ilgili. Şöyle söyleyeyim sana Gözde, 5 ülke, yani Avrupa'daki 5 önemli ülke: Fransa, Almanya,
İtalya, İspanya ve İngiltere. Bu beş ülkede şu an bizim Türkçe'de, yani Türkiye'de kısa çalışma ödeneği diye kullandığımız bu tabir, yani kısa çalışma ödeneğini kullanıyor bu beş ülke ve kısa çalışma ödeneğine yaklaşık olarak 30 milyon kişi başvurmuş. 30 milyon kişi kabaca Avrupa'da 5 ülkede kısa çalışma ödeneğine başvurmuş. Bu ne demek biliyor musun? Bu ülkelerde toplam çalışan insan sayısının %20'si demek. Dolayısıyla yani Amerika daha büyük bir nüfus, 300 küsür milyon yekpare sayılar orada daha net. Ama Avrupa'ya da bir bütün olarak, AB olarak baksak, hani İngiltere'de daha ayrılmadı diyelim AB'den, Brexit daha gerçekleşmedi. Bu 5 ülkede de zaten en az Amerika kadar işsiz sayısı var. Bu işin birinci konusu. İkinci konusu, Avrupa'da çok ciddi turizmden bir gol yeme ya da turizmden bir kayıp olacak. Genel olarak turizm örgütlerinin yapmış olduğu değerlendirmede kabaca turizm sektöründe çok ciddi bir kayıp olacağından bahsediliyor. Yani turizm sektörünün kayıplarının yaklaşık 750 milyar doları bulabileceğinden bahsediliyor. Ama bu 750 milyar dolarlık rakamın önemli bir kısmı da Avrupa'da. Yani Avrupa turizmin daralmasından, toplam 750 milyar dolarlık bu turizm sektöründeki daralmadan çok önemli bir darbe yiyecek. Bu da ikinci konu. Üçüncü konuysa Avrupa'nın neden aslında ekonomik olarak Amerika kadar en azından tırnak içerisinde zorlanacağı. Üçüncü konuda Gözde, şirketler karlılıklarını açıklamaya başladı. İşte Nissan açıkladı, Renault Mayıs'te açıklama var. Bendeki son veriler, işte BP'nin karı açıklandı, HSBC karını açıkladı. Avrupa en az Amerika kadar, Amerika çok gündemde olduğu için söylüyorum, Avrupa'yı çok geride bırakmayalım diye, en az Amerika kadar şirketler bazında %50'ler, %70'ler bazında şirketlerin karlılığında sıkıntı var. Dolayısıyla işsizlik üzerinden, turizm üzerinden ve genel olarak Avrupalı şirketlerin bir anda Avrupa'nın karantinaya girmesinden dolayı ciddi kayıpları var. O yüzden Avrupa'nın karantina sonrası, COVID-19 sonrası işi kolay değil. Evet, şimdi az önce de Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore bu işle iyi mücadele edenler arasında diye dikkat çekerken, çünkü şunu da ilave etmişler, para birimleri değerlenmeye devam ediyor. En azından hani yıl başına oranla, yani kabaca koronavirüsün çıktığı süre zarfı içerisinde, o yıl başından gelinen süreçte şu anda Asya Pasifik içerisinde en azından bölgede daha nispeten para birimlerinin değerlendiğini yazmışlar. Ve tabii bu ekonomilerin yeniden açılması, hani iyi mücadele ettiler ve yeniden açılıyor, bir analist yorumu da var. Dolayısıyla hani daha hızlı toparlanma olacak gibi söylemler var. Ama şimdi az önce sen de söylerken, açıklamanı yaparken hani şöyle bir cümle kullandın. Turizm, tabii turizmle ilgili özellikle gelir kaybından bahsediyoruz ya. Bu konuyla ilgili olarak da mesela OECD'nin bir araştırması bugün Anadolu Ajansı muhabir tarafından dile getirilmiş. İşte mesela eşi benzeri görülmemiş bir kriz tabii bu. Ve bu oranın 2020'de %45 daralma göstereceği, yani turizm sektörünün. Ve hatta bundan sonrası içinde Eylül ayına doğru uzarsa eğer bu kısıtlamalar, ki işte az önce biliyorsun Fransa tarafından açıklamaları gördük. %70 bile yükselebilir, yani eksi %70 bile olabilir gibi söylemler de var. Şimdi dolayısıyla burada sektörel olarak da ayrışmalar yaşanacak. Tabii turizm başta. Başka hangi sektörler ayrışabilir bu anlamda? Gözde, turizm dedin sen. Turizmde gerçekten hem işsizlik anlamında hem turizm gelirleri açısından maalesef bizim ülkemizin de turizm gelirlerinin yüksek olduğu düşünüldüğünde, dolayısıyla maalesef kelimesini bir kez de buradan kullanıyorum, kolay bir yıl olmayacak. Herkes turizmde bir şekilde önlem alıyor. İşte İtalya, Türkiye'de de haberi oldu, kumsallarını açıyor, işte ikişer üçer metre arayla oraya şemsiyeleri koyuyor ama büyük oranda iş turizmi muhtemelen tekrar canlandırabilir. Çünkü biraz önce söyledim, Fransa örneğinde olduğu gibi normalleşme adımı atan her ülke belki biri birinden daha cesur, bir tanesi biraz daha ileri gidiyor ama kolay kolay sınırların açılması, uluslararası seyahatin başlaması, öncelikle turizm için gerekli olan havaalanların full şekilde çalışması konusunda kimse çok risk almak istemiyor haklı olarak. Çünkü ikinci dalga korona virüsünün vurma ihtimali olacaksa, sen kendi havuzunu tırnak içerisinde, kendi ülkene, kendi toplumunu karantinaya alarak, salarak, rakamları takip ederek bir şekilde kontrol edebiliyorsun ama işte yüz binlerce insanın bir anda girip gittiği bir sisteme girilmesi tekrar bu rakamları alt üst edebilir. Dolayısıyla turizm kısmı böyle. Başka, bankacılık sektörü bugün Gözde
HSBC kar açıkladı. HSBC'nin karı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya inmiş vaziyette. Vergi öncesi karı 3.2 milyar dolar ve diğer taraftan da vergiden sonra da 1.8 milyar dolara düşmüş. Bu geçen yılın aynı döneminde, yani Ocak-Mart dönemine göre, 2019'a göre %50'lik bir karda azalma anlamına geliyor. Niye? Çünkü kredi, batan kredilere, sorunlu kredilere ayrılmak zorunda oldukları krediler %417 artmış. Geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyar dolarlık bir kenara para ayırmışlar sorunlu krediler için. Bunun 10 milyar dolara kadar çıkma ihtimalinden bahsediyorlar. Dolayısıyla bankacılık sektöründe durum bu. Geçiyorum otomotiv sektörü. Nissan, yaklaşık Japon Nissan'dan bahsediyorum. Renault Mahisto'nun ortaklığı var ama Nissan kısmından bahsediyorum. 65 milyar yenlik bir kar açıklamayı hedefliyordu. Bugün itibariyle yapmış olduğu revizyon, o kardan vazgeçtik. 95 milyar yenlik, yani 890 milyon dolarlık bir zararla karşı karşıya kalabiliriz diyor. 65 milyar yenden artıdan 95 milyar yen zarara, yani yaklaşık 890 milyon dolara. Çünkü diyorlar ki Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de kabaca %48 ile %50 arasında Mart ayı satışlarında düşüş var. Dolayısıyla zor durumdayız diyor. Fransız olan Renault, Nissan'ın da diğer partneri. O da diyor ki biz de günlük, aylık yaklaşık 600 milyon euroluk zarar oluşuyor. Eğer böyle gidecek olursa, yani nakit yakıyoruz. Daha doğrusu zarar demeyeyim, nakit yakıyoruz bu şekilde durduğumuz sürece. O yüzden Fransız devletinden yoğun bir destek bekliyoruz diyor. Yani ben birkaç sektör saydım. Otomotiv sektörü, bankacılık sektörü, turizm sektörü ve bunun etrafında dönen perakende ve ticaret sektörlerinin gelen bilançolara baktığımızda Avrupa'da da, Amerika'da da, Japonya'da da hemen hemen benzer sinyallerini verdiği, geçen yıla göre %50, %60 BP, onu da söyleyeyim, British Petrol enerji sektörü geçen yıla göre gözde %66 karlılığında düşüş var. 2.4 milyar dolar geçen sene kar elde etmiş. İlk 3 ayda bu sene bu karı sadece 740 milyon dolar. 2.6 milyar dolardan. Dolayısıyla onda da %66'lık düşüş var. Enerji sektörüne dahil genel olarak rakamlar oldukça sıkıntılı. Evet Cüneyt, bu arada İngiltere'de Nisan'da perakende satış hacmi cari endeksi de -55 olarak gerçekleşmiş. Beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi ki burada yapılan açıklamada mesela %39'unun perakende sektörünün kapalı olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla bu anlamda da bir başka sektörde, ben de ek olarak bunu da söylemiş olayım. Bu arada bankacılık sektöründen bahsetmiştin. Şimdi Avrupa Komisyonu tarafından bir gevşeme önerisi yapılmıştı dün özellikle. Kaldıraç rasyosu hesaplaması konusunda. Bununla ilgili onaylandığı söylendi. Dolayısıyla Avrupa'daki bankaların artık bundan sonrası için daha rahat kredi verebilmesi olanağı var gibi duruyor önümüzde. Ancak tabii burada geri alınamayan kredileri de, tahsili gecikmiş alacaklar kısmını da göze aldığımızda, acaba bu bundan sonrası için çok büyük bir risk mi? Yani Avrupa'da bankacılık sektöründe çok büyük bir krizde gelebilir mi bu yapılan adımlarla birlikte acaba? Şimdi kriz geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü 2008 finansal krizinden sonra Basel kriterlerindeki düzeltme, bankacılık sektöründe yapılan konsolidasyon ve uzun süre Avrupa ve Amerika'daki bankacılık sektörünün ciddi regülasyonlarla düzenlenmesi, önce Amerika'nın sonra da Avrupa'nın büyük oranda bankaların kar elde etmiş olması zamanla bankacılık sektörünü 2008'e göre oldukça iyi bir yere getirdi. Türkiye için zaten söylemiyorum. Türkiye hiçbir zaman 2008'de de Türk bankacılık sektörü böyle bir risk görmedi. Şu anda da gene Avrupa ve Amerika'ya göre sermaye yeterliği de karlılık oranına göre de daha avantajlı giriyor Covid-19'a. Ha, Covid-19 sonrası nerede ne olur ayrı bir tartışma konusu. Ama bankacılık sektörü ne dünyada ne Türkiye'de reel sektöre göre daha avantajlı girdiği Covid-19'a aşikar. Ancak bir taraf var, orası, daha doğrusu iki konu var, çok zorluyor bu sektörü. Bir, nasıl kar elde edeceğiz? Nasıl para kazanacağız? Çünkü ekonomiler büyümüyor, daralıyor. Biz de ya kredi vererek para kazanabiliriz, ya da işte menkul kıymete para yatırarak para kazanabiliriz, ya da şirket birleşmesi, satın alma vesaire gibi işlemler varsa onlara para vererek, onları sermayelendirerek para kazanabiliriz. Bu üç konuda da ya işlem yok ya da verdiğim paranın geri gelme ihtimali yüksek. Mesela demin HSBC örneğinde söyledim. HSBC
Yani 2008 krizinde ve ayırmış olduğundan çok daha yüklü miktarda bir parayı sorunlu kredilere kaynak olarak, sorunlu kredilerinin karşılığı olarak ayırmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Avrupa'da yapılan bu düzenleme, önemli bir düzenleme, bankaları rahatlatacaktır kredi verme konusunda. Biraz daha ellerini kollarını açacaktır. Ancak Gözde, sorun dönüyor dolaşıyor. Moody'nin emanet ettiği parayı işte kredi olarak verme konusunda inceleyip sıkı dokumak durumundayız. Çünkü belli ki ekonomide, reel sektörde ciddi bir süreç geçirecek, sıkıntılı bir süreç geçirecek. O arada mümkün olduğunca az sorunlu krediyle baş başa kalmalıyım. Durum bu. Mesela bununla ilgili olarak şöyle bir örnek vereyim. Biliyorsun Almanya'da, İngiltere'de hazine garantili krediler açtılar COVID-19 paketlerinde. Almanya dedi ki ben dedi %90-95'e kadar hazine garanti veriyorum dedi. Bankacılık sektörü %5 risk alacaktı. Bankacılık sektörü o %5'lik riski bile alma konusunda çekingen davrandı belli bir yere kadar. İngiltere ise %80'e kadar ben destek krediye garanti veriyorum dedi. Bu finans, COVID finans paketlerinde. Burada %20'lik paket kısım vardı. Buradaki özel bankacılık sektörü, özel bankaların burada çok çekimsel kaldığı görüldü. İngiltere bu %80'i %100'e arttırmak zorunda kaldı. Almanya %95'i de %5'e %5'lik farkı da verelim %100 garanti olsun mu diye düşünüyor. Dolayısıyla şu an özellikle özel bankaların bir yandan elini kolunu açmaya çalışıyorlar Avrupa'da. Daha fazla kredi versin diye, bir yandan da hazine garantilerini %100'lere taşıyarak mümkün olduğunca bankacılık sektörünün kredi musluğunun açık olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ancak bu karlılıkları bankacılık sektöründe hızlıca aşağı gelmesini en azından şu an için engellemiyor. Evet, şimdi bu arada tabii seninle konuşurken hani Avrupa bölgesinde sert daralmadan bahsettik. Bazı ülkeler nispeten bu işi daha iyi yönetip hızlıca ekonomilerini ayağa kaldırabilir dedik. Sektörel ayrışmadan bahsettik ama Avrupa Birliği içerisinde de bir ayrışma görülecek gibi duruyor haliyle. Şimdi mesela bugün yine CNBC'de bir yazı vardı. Özellikle Yunanistan örneği kullanılmış. Hani Yunanistan için IMF tahminlerini geçenlerde yine konuşuyorduk seninle. %10'luk bir ekonomik daralma, aynı zamanda 22.3'lük bir işsizlik ve özellikle tabii endüstri tarafında bir zaten durma vardı ama işte turizmin tamamıyla etkilenmesi ve dolayısıyla bundan sonrası için turizm sektörü Temmuz'da açılacak öngörüleri var ve bu anlamda da mesela işte Yunanistan gibi ülkelerinde daha sert etkileneceği konuşuluyor. Öyle yani, Yunanistan büyük oranda hizmet sektörü, turizm üzerinden yürüyen, işte gemicilik de bir başka önemli sektör orada. Bir ülke, imalat sanayinin oldukça düşük olduğu bir ülke, artı hastane kapasitesi de COVID-19'la mücadelede Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyede olan bir ülke. İtalya zorlu bir karantina atlattı. Kamu borcu, borç bölü gayri safi hasılası zaten %139-140'larla girmişti. Şu an %160'lara ve üzerine çıkma ihtimalinden bahsediyor İtalya'da. Çok borçlu bir ülke kamu borcu açısından ve aynı zamanda bankacılık sektörünün sorunlu kredi oranı düşmüş haliyle bile %6-7'ydi zaten. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı. İspanya turizm sektörü çok önde geliyor. Gayrimenkul sektörü 2008'den sonra bir parça toparladı ama önemliydi. Dolayısıyla onlar da bundan çok etkilenecekler. Portekiz keza. Güney Avrupa çanağında bu işin sadece Avrupa Merkez Bankası'nın düşük faizle verdiği kredilerle ya da işte tahvil alımlarıyla kurtulmasının çok kolay olmadığını, belli noktadan sonra özellikle Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerin, belki İtalya ve İspanya'da belli bir noktada hibe ya da borç silinmesi şeklinde bir noktanın gelebileceğinden bahsediliyor. O yüzden Avrupa'da iş zor. Bir de Avrupa'da bir başka, evet, konuda daha zor Gözde. İşsizlik konusu çok önemli. Bu demin söylediğimiz kısa çalışma ödeneği konusunda İspanya'nın ve İngiltere'nin kurşunu bitiyor. Mesela İngiltere bugün Hazine Bakanı Sunak dedi ki ben de sürekli olarak böyle 2500 pound'ın %80'ini çok uzun süre veremem. Haziran sonunda bu süre bitiyor. Hazirandan sonra bu %80'i %60'a, sonra %40'a çekmek durumundayım. Çünkü 4 milyon işi böyle korudum ama bu iş bana 42 milyar pound'a mal oluyor. Çok da fazla atacak barutum yok. Dolayısıyla bunu belli bir seviyeye çekmek zorundayım dedi. Burada özellikle hizmet sektörü ayaklandı. Sen o bu garantiyi çektiğin andan itibaren özellikle turizm dönmeyecekse hemen geri, buradaki hizmet sektöründen yararlanan kafeler, restoranlar, publar son derece zorunda kalır dedi. Keza İspanya'da aynı şikayetler var. Toparlayacak olursak Güney Avrupa genel olarak ekonomilerinin zayıflığı
ve şu an için çarkları döndürmekte zorlanmaları, aynı zamanda İngiltere ve İspanya'da da işsizlik için yapılan mücadelede yavaş yavaş sona geliniyor olmasının vermiş olduğu baskı Avrupa'yı zorluyor Gözde. Evet. Evet, şimdi Avrupa'yı tabii iyi anlamak lazım. Bizim önemli bir ticaret partnerimiz. Dolayısıyla bunu uzun uzadıya konuştuk. Bir de ABD tarafında büyüme rakamlarını da bu hafta yine takip edeceğiz. Orada da mesela %1.2 daralma diyen de var. %10'ları da gördük yani Bloomberg Terminal'de. Şimdi ABD tarafında da bir V toparlanmadan uzak gibi duruyor. Yani V toparlanma dediğimizde işte iki çeyrek üst üste daralma yaşayıp ardından toparlanacağı öngörüsü artık uzaklaşılmış duruyor. Ne dersin? Evet, Amerika için herhalde V şeklinde toparlama gerçekten bu saatten sonra çok büyük sürpriz olur. Herkesin gözü kulağı tabii Amerikan ekonomisinde, dünyanın bir numaralı ekonomisi, orada gelecek bir toparlama dünyada diğer ekonomilere de lokomotif olabilir. Ancak ikinci çeyrek, şu an içinde bulunduğumuz çeyrekte biliyorsunuz %30, 35, 40 civarında daralma bekleniyor Amerika'da. Yıl sonunda bakılacak olursa da IMF'in Amerika için %6,5'lar civarında, 7'ler civarındaki daralması bence hala en gerçekçi rakam Amerika'da. Amerika'da V şeklinde bir toparlamadan ziyade U şeklinde bir toparlamaya daha fazla rağbet veriliyor. Ancak Amerika ile ilgili en büyük sorun Gözde gerçekten Kasım ayındaki Amerikan seçimleri. Düşünsene, Kasım ayında Amerika seçimlere gidiyor eğer iptal olmayacaksa. İşsizlik %15'lerde seyrediyor ve aynı zamanda seçimin yaratacağı öncesi ve sonrası belirsizlik bir başka Amerika'da baskı yaratıyor. Artık Covid'de en fazla insan hayatını evet. kaybettiği yer Amerika. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bu sıkıntılar 2020'ye her şeyin toplanmış olması ekstra baskı yaratıyor ABD'de. Evet, birkaç cümleyle de artık süremizin sonuna geldik ama petrolle ilgili bir yorum alayım senden, ardından devam edeceğiz. Petrolle ilgili şöyle bir hatırlatmamız oldu. İşte BP'nin bugünkü açıkladığı rakam bize işin ne kadar ciddi olduğunu söylüyor. Yani British Petroleum'un ve muhtemelen diğer petrol şirketlerin açıklayacağı karlar da aynı olacak. Bir önceki yılın %60, 65, 70'i civarındaki düşen karlılığı tabii ki fiyatların çakılması. Ama aynı zamanda talep eksikliğini gösteriyor Gözde bize. BP de diğer firmalarda 2020 yılının geri kalan kısmında talebin çok hızlı gelmeyebileceği, dolayısıyla da kendi yapmış olduğu harcamalarda çok ciddi kesintiye gideceklerini söylüyorlar. Bu da bize eğer OPEC mevcut 10 milyon varilin üzerine bir 5-10 milyon varili koymayacaksa, Amerika kesintilere katılmayacaksa petrol fiyatlarının 20 dolar ve üzerine atıp kalmasının uzun zaman alacağı, 2020'de oldukça düşük petrol fiyatı ve buna bağlı olarak enerji sektöründe ciddi konsolidasyon ve şirket iflaslarını beklemekte fayda var küresel dünyada. Peki Cüneyt, çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdi Bloomberg.com'da öne çıkanlarla devam ediyoruz. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan, Bloomberg HT için özel olarak kaleme aldı. Her krizin kendine özgü fırsatları doğurduğu gerçeğinden hareket ederek orta vadede krizin ortaya çıkacağı olumsuzlukları fırsata çevirebilme imkanının elimizde olduğunu kaydeden Kağan, öncelikle dünya ticaretinde Çin'le rekabet edilen kalemlerde ülkemizin avantajlı bir konuma geleceğini tahmin ediyoruz dedi. Dünya genelinde uzmanların koronavirüs tedavisi için aşı ve tedaviler geliştirme çalışmaları devam ederken bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi. Bazıları ise klinik denemelere yaklaşıyor. Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu çeşitli gelişim aşamalarındaki 115 COVID-19 aşısını tespit etti. Bunların 5'inde ise klinik deneylere başlandı. Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için faaliyetlere geçici süre ara veren sanayi şirketleri tekrar faaliyete geçmeye başladı. Nisan ayında kamuyu aydınlatma platformunda yer alan duyurulardan derlenen bilgilere göre üretime başlayan ya da Mayıs'ın ilk haftasına kadar başlayacağını açıklayan Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin sayısı bugün 16'ya kadar ulaştı. Deloitte'un yeni tip koronavirüs salgınının sektörel etkilerini incelemek üzere hazırladığı raporlarda petrol piyasalarındaki gelişmelerin Türkiye için risk ve fırsatları beraberinde getirdiği, elektrik üretim ve doğalgaz tedariğinde ise arz güvenliği riski bulunmadığı ifade edildi. Birçok sektörü durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs salgını petrol, elektrik ve enerji üretimi sektörlerini en çok fiyatlama alanında etkiledi.
Ve efendim bu haberle birlikte kapanışa doğru burada noktalıyoruz. Az sonra günden kalanlarda devam edeceğiz ve Abdurrahman Yıldırım bizlerle olacak. Bizi izlemeye devam edin.